Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda genel borsa değerlendirmesi ve genel piyasa değerlendirmesi yapacağız. Öncelikle piyasada dikkat etmemiz gereken ilk husus şu. Merkez bankaları arasında özellikle faiz indirimi beklentisi gitgide artıyor arkadaşlar. Çünkü dikkat ederseniz bankalar sürekli artık bizi darlamaya başladı. Şu kadar size kredi verelim. Her gün, her bankadan telefonunuza ayrı ayrı mesajlar geliyor. Gelirinize dayalı olarak şu kadar size kredi verelim, kredi kartı limitinizi şu kadar arttırdık diye sürekli mesajlar gelmeye başladı. Şimdi hal böyle olunca beklentiler sürekli artıyor. Artık faiz indirimi öyle ya da böyle geleceğe bekleniyor arkadaşlar. Ama şunu söylemek istiyorum. Şimdi böyle bir beklenti var. Artık faiz indirim beklentisi oluştu ve herkes tarafından bu beklenti oluştu. Haber akışı fazla yok. Sadece bu beklentiyi genel anlamdaki piyasanın durumundan ve bankaların bizi darlamasından dolayı olabileceğini açıkçası düşünüyorum. Tabii ki faiz indiriminin ne zaman olacağını bilemiyoruz. Piyasa dinamiklerine göre çünkü değişen bir durum. Yönetime göre değişen bir durum. Böyle bir beklenti içerisinde olalım ama faiz indirilecek diye de çok yüklü bir miktarda para da koymayalım. Çünkü bilirsiniz piyasalar beklenti iştir. Beklenti önce yaratılır ve çoğu zaman da beklentiler spekülatif anlamda yapılır. Yani insanlar bu beklentiye karşı bu hisse senedini, bu piyasaya, bu yatırım aracına yönlensin ve bunun neticesinde büyük şirketler mal satar. Böyle bir spekülatif piyasalar olabilir. O yüzden böyle bir beklenti ışığında kademeli olarak yatırımlarınızı bence yapmanızda bir mahsur görmüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Diğer bir bahsetmek istediğim konuda Amerika'da Powell özellikle iş gücün piyasasına odaklanması piyasanın aslında iyimserliğini arttırıyor. Yani piyasada iş gücüne odaklanması demek işçilerin yani çalışanların ve piyasa dinamiklerinin daha hızlı bir şekilde, daha başarılı bir şekilde işlemesi anlamına geliyor aslında. Bunun için de piyasanın daha iyi olabilmesi için de tabii ki yapması gereken faiz indirimidir. Faiz indiriminin bir şekilde gerçekleşebilme ihtimalini bu iyimserlik açıkçası arttırıyor arkadaşlar. Bundan dolayı da Amerika'da da böyle bir vizyon var şu aşamada. Tabii ki değişmediği sürece bu vizyon şimdilik bizim beklentilerimiz dahilinde ve oldukça iyi bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Diğer bir haberden bahsetmek istiyorum. Ya bizim aslında en büyük şirketlerimiz ne olabilir? Koç var, Sabancı var ve bunun gibi Anadolu Grup gibi ve Borusan Grubu gibi büyük şirketlerimiz var. Bu şirketlerin yapmış olduğu yatırımlar bizim aslında hangi yöne evrilmemiz gerektiğini söyler. Şöyle bir haberimiz var. Sabancı Holding iştirakı Bulut Hizmet Sağlayıcısı şirketini satın almış ve buradaki yatırımlarını arttırmış. Şimdi bu aslında büyük bir şirketin yani Sabancı Grubu gibi bir şirketin böyle bir yatırım yapmış olması bulut sistemlerinin gelecekte daha ön plana çıkabileceğini aslında bence söylüyor. Bu şirketlerin neler yaptığını odaklanarak kendi yatırımlarımızı bu noktalarda şekillendirebiliriz. Yani nasıl yapabiliriz bunu? Hani Sabancı Bulut Sistemlerine yatırım yaptı diye siz de bulut üzerine çalışan şirketler üzerine kısmi yatırımlar yapabilirsiniz. Çok fazla risk almadan. Yani yatırımlarınızı çeşitlendirmek adına buradaki şirketleri de aslında değerlendirebilirsiniz. Mantıklı bir yatırım olur diye düşünüyorum. Başka bir haberimiz de şu aslında. Şimdi İsviçre'de yöneticiler işçilerden 143 kat daha fazla para kazanıyor. Yani bu ne demek oluyor? Sadece bizim ülkemizde değil, diğer ülkelerde de yöneticilerle işçiler arasındaki kazanç ve gelir farkları gitgide ayrışmaya başlıyor. Bunun en önemli sebebi zaten bildiğiniz üzere enflasyon. Bizim ülkemizde de enflasyon var, İsviçre'de de enflasyon var. Enflasyon bildiğiniz üzere gelir dağılımında aradaki farkı açan bir sistem. Dolayısıyla İsviçre'de de enflasyon olduğu için aradaki fark gitgide artmaya başlıyor. Enflasyonu
Avrupa ülkeleri de aslında düşürmek zorunda. Düşürmesi lazım ki daha istikrarlı bir şekilde yollarına devam edebilsin. Enflasyonu bir şekilde düşürmek zorunda. Ama enflasyonunu düşürürken ülkelerinin resesyona girmesini önlemeleri gerekiyor. Enflasyonu düşürelim diye de sahip oldukları büyük şirketlerin batışına sebep olmamaları lazım. Eğer enflasyonu düşüreceğiz diye de yanlış hamleler yapacak olurlarsa, yani faizleri çok ciddi miktarda artırırlarsa ve artırmaya da devam edecek olurlarsa sahip oldukları global şirketleri kaybedebilirler. Bu nedenle daha dikkatli ve temkinli olması gerekiyor bu ülkelerin. Bundan dolayı da dikkatli bir şekilde enflasyon ile ilgili politikalarını belirlemesi gerekiyor. Kademeli bir enflasyon her zaman hem enflasyon düşük olup da şirketin battığı bir sistemden çok çok daha iyi olacaktır. Başka bir haberimize geçelim. Asya hisseleri yükseliyor. Piyasalar enflasyon verilerini ve Nvidia kazançlarını aslında fiyatlıyor. Şimdi Nvidia şöyle bir şey oldu aslında. Amerika piyasası Nvidia'nın artışına bağlı gibi. Nvidia artınca piyasalar güzel, Nvidia düşünce piyasalar düşük gibi oluyor. Yani bir Nvidia aslında bir belirleyici oldu Amerikan piyasalarında. Normal şartlarda olmaması gereken bir şey. Ama böyle bir psikoloji oluştuğunu söyleyebilirim. Nasıl kripto paralarda biz Bitcoin'e bakıyorsak, yani Bitcoin artıyorsa piyasalar iyi. Altcoin'ler artmasa bile piyasalar iyi diyebiliyoruz. Bitcoin düştüğü zaman piyasalar kötü diyoruz açıkçası. Bundan dolayı Nvidia'nın aslında yapmış olduğu hareketler bizim için çok önemli. Nvidia'yı değerlendirmemiz gerekiyor. Nvidia'yı güzel bir şekilde analiz edip değerlendirmemiz ve ona göre kontrollü bir yatırım yapmamız gerekiyor. Nvidia çünkü çok çıktı zamanında, düşme potansiyeli de olan bir şirket. Cuma günü bilirsiniz söylentiler çıkmıştı ekonomi yönetimi ile alakalı. Bir takım iddialar ön plana atılmıştı. Ekonomi yönetimi tabii ki bu iddiaları yalanladı. Mehmet Şimşek de tabii ki bu iddiaları yalanladı. Bundan dolayı cuma günkü düşüşü tolere edebilecek bir pazartesi çıkışı bekliyorduk aslında. Nitekim bu pazartesi çıkışı da gerçekleşti. Sabah saatlerinde borsa 0.7 civarında bir artışla başladı. Ama günü gerçekten ciddi bir düşüşle tamamladı. Bu düşüş aslında Türkiye ekonomisinde bir daralma beklentisinden kaynaklı. Tabii ki bu yine faizle alakalı. Faizler yüksek olduğu için şirketler sermaye bulmakta zorlanıyor. Ya yüksek faizle kredi çekecekler ya da farklı sermaye arayışlarına giriyorlar ve şirketler bu durumdan çok etkileniyorlar. Yatırımlarını krediyle finanse eden şirketler var ve bu şirketler krediye hızlı bir şekilde ulaşamayınca açıkçası üretim yapamıyorlar. Yine üretim yaptıkları malı yurt dışına satan şirketlerse dolar kurundan dolayı çok fazla kazanç açıklayamıyorlar. Dolayısıyla bu da bilançoları olumsuz yönde etkiliyor. Bundan dolayı arkadaşlar bir daralma beklentisi var. Piyasalar bu dönemde bir ileri bir geri, bir ileri bir geri devam edebilir. Ondan dolayı yine de temkinli olup kademeli bir şekilde yatırımlarımıza yön vermekte fayda görüyorum. Kazanç sağlamamızı önleyen bir diğer haber ise arkadaşlar Hizbullah ile İsrail arasındaki gerginlik. Hizbullah'ın biliyorsunuz destekçisi İran ve İsrail arasında gittikçe yavaş yavaş tırmanan bir gerginlik olduğu düşünülüyor. Şu aşamada çok komplike bir şey yok. Hani alıştığımız gerginlikler, ama bu piyasaları bir şekilde savaş olabileceği beklentisiyle tehdit ediyor. Bundan dolayı piyasalarda biraz durgunluk devam edebilir bu beklentiyle beraber. Ama bilirsiniz bu beklentiler zaten piyasada olan şeylerdir arkadaşlar. Çünkü bu beklentiler, yani bu savaş beklentisi piyasaları her zaman düşürür. Ama belli bir düşme noktası vardır. Bu düşme noktasına ulaştığı zaman birileri buralardan toplar. Bu beklentiyi kâra dönüştürür. Bu beklentiden kazanç sağlar. Şimdi siz de risk eşiğinize göre kademeli olarak beklediğiniz noktalara geldiğinde alacağınız ürünler ve o ürünlerin, o hisse senetlerin, o fonların artacağını düşündüğünüz zaman peyderpey alarak yatırımlarınızı arttırmanız sizin için faydalı olacaktır. Çünkü yatırım yapmak hiç yatırım yapmamaktan her zaman iyidir arkadaşlar. Bundan dolayı
kriz zamanlarını özellikle izleyin. Krizin olduğu dönemlerde, borsaların düştüğü dönemlerde özellikle daha fazla borsaya olan ilginizi bence arttırın. Çünkü asıl doğru zamanlar krizin olduğu dönemlerde ve borsaların belli bir noktadan aşağı düştüğü dönemlerdir. Borsamızın düşme sebeplerinden birisi de arkadaşlar bu bilançolar. Bilançolar bildiğiniz üzere çok iyi gitmiyor. En son Kardemir bilançosu da çok kötü geldi. Kardemir bilançosu da çok iyi gelmedi. Bundan dolayı borsalar kademeli bir düşüş daha yaşadı. Daralmanın devam edeceği düşünüldüğü için açıkçası piyasa bunu önden fiyatlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla dediğim gibi siz kriz dönemlerini dikkatlice izleyin. Ona göre hamlenizi yapın. Altın konusuna gelelim arkadaşlar. Piyasaya bakıyorum. Gram altın 2746 lira 33 kuruş olmuş. Gram altında güzel bir yükseliş oldu. Bu güzel yükseliş oldu ama gram altın hala potansiyelini gerçekleştiremedi. Yani bir %20'lik bir %25'lik bir artış daha gram altında görebiliriz. Ama tabii ki ilerleyen dönemlerde ne zaman olacağını bunu bilemiyoruz. Bu artış zaten biliyorsunuz gram altın dolara endeksli bir varlık. Dolar yavaş yavaş kademeli bizim ülkemizde arttırılırsa altına da yarar zaten. TL bazında güzel kazançlar sağlar. Onsun artma durumu da zaten piyasalarda devam ediyor. Çünkü zirvesini geçmişti bildiğiniz üzere. Altın son zamanlar zirvesini geçtiği için kademeli bir yükseliş daha bekliyoruz açıkçası. Ama tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Altın çok aşırı kazandırmayan ama çok güçlü bir yatırım aracı. Ne demek istiyorum? Olası bir 3. Dünya Savaşı senaryosunda ayakta kalacak tek yatırım aracı bence altın olacaktır. Çünkü savaş dönemlerinde altın artar, borsalar, arsalar, gayrimenkuller hepsi arkadaşlar savaş döneminde ciddi anlamda düşer. Ama altın ayakta durur. Yani her finansal argümanın bu şekilde bir özelliği vardır. Ona göre portföylerinizde kademeli bir şekilde çeşitlendirerek altının da olmasında ben fayda görüyorum arkadaşlar. Bugünlük videomuzu burada sonlandıralım. Bir piyasa değerlendirmesi yapmak istedim güzel bir şekilde. Ben Uğur Ceylan, Ankara'da serbest avukatlık yapıyorum. Finansa ilgim de çok yüksek düzeyde. Onun için bu kanalı kurdum arkadaşlar. Bu şekilde aralıklarla size video yayınları yapacağım. Piyasa analizi ve bilgilendirmeler yapacağım. Beni takip ederseniz ve bildirimlerinizi açarsanız her zaman hızlı bir şekilde bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.